kalmaya devam mı edecek? Şimdi herkesin merak ettiği otomobil fiyatlarının özellikle 7 Temmuz'dan sonra nasıl değişeceğiydi. Zira 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen bir değişiklik vardı. Gözler bu noktada o tarihe çevrildi ve o tarih öncesi özellikle sıfır araçla kampanya üzerine kampanya düzenlendiğini gördük. İkinci elde de tabii bir durgunluk vardı. Otomotiv sektöründe Avrupa Birliği'nin araçların daha standart donanımlarına güvenlik paketi eklemesi gündeme gelmişti. Ve üretim yapılması yönünde bazı düzenlemelerin 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Bu düzenleme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 31 Ağustos tarihine ertelenmiş oldu. Dolayısıyla aylardır konuşulan ve otomotiv piyasasındaki satışları da etkileyen bu durum doğrultusunda stokta bulunan ve önümüzdeki 1,5 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut güvenlik yönetmeliği dahilinde satılabilecek. Şimdi hepimizin merak ettiği bu düzenlemenin ertelenmesi sonrasında otomotiv piyasasının bundan nasıl etkileneceği hem sıfır araçta hem de ikinci el araçta acaba neler olacak? Otomotiv yazarı Babür Gürel bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Gürel efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi sizinle daha önce haftalar önce yaptığımız yayında kritik tarih 7 Temmuz demiştik. Siz de hatta 7 Temmuz'a kadar çok cazip kampanyaların düzenleneceğini, ikinci elde de yine benzer bir tablonun ortaya çıkacağını söylemiştiniz. Şimdi bu erteleme kararı geldi. Bundan sonra ne olacak onu soracağız ama niye böyle bir erteleme kararı alındı sizce? Ne dersiniz? Şimdi önce bir şunun altını çizelim. Buradaki erteleme kararı baktığınızda bütün otomobilleri kapsamıyor. Sabahleyin ODM'd Başkan Yardımcısı ve Renault Mayıs Türkiye Genel Müdürü Berk Çağdaş'la yazıştım. O da altını çizdi. Bizdeki bu erteleme kararı yani 31 Ağustos'a çıkan bu süre Türkiye'deki ulusal tip onaylı yani Türkiye'de üretilen otomobilleri kapsıyor. Burada bir sıkıntı. Çok önemli bir ayrıntı. Evet, bu yanlış anlaşıldı. İthal araçları kapsamıyor. Yani bu erteleme ithal araçları kapsamıyor. Doğru mu anladık Sayın Gürel? Kapsamıyor, evet. Bu araç yani bu erteleme tamamen 31 Ağustos'a kadar bu sürede satılacak otomobillerin yine regülasyon kurallarına uymadan satılması yani giriş versiyonlu araçların yani geri görüş kamerası olmayan araçlarından 31 Ağustos'a kadar satılması sadece yerli üretim otomobiller için geçerli. Berk Bey şunu da altın çizdi notlarımdan bakarak konuşuyorum. Türkiye pazarında dedi %60 civarı zaten ithal araç var. Keşke hepsini kapsasaydı daha iyi olurdu ama artık verilmiş bir karar. Sektör rahatlardı biraz daha ama olmadı dedi. 31 Ağustos'a kadar Türkiye'de üretilen Türkiye satış onay belgeli otomobilleri kapsıyor bu uygulama. Peki bu anlamda ithal otomobiller için de bir değişiklik bekler misiniz bu kapsamda önümüzdeki günlerde? Nasıl Türkiye'de her gün her şey değişebiliyor? İthal otomobiller için beklemiyorum çünkü amaç iç pazarı hareketlendirmek ise ya da Türkiye'deki otomobil kullanıcılarının daha güvenli otomobil kullanmalarını sağlamaksa çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. Çünkü ithal gelen araçların birçoğunda zaten bu tip uygulamalar var. Sadece yerli otomobildekileri düşünerek bunu yaptılar diye düşünüyorum. Şimdi tabii ekran başındaki izleyicilerimiz daha öncesini takip etmemiş olabilir. Daha güvenli araç sürmek aslında araç amaç dedik ama bazı regülasyonlar yapılması istenmişti. Orayı da kısaca belki de bir özetlemek gerekiyor. Ne gibi regülasyonlar yapılacak efendim bu düzenlemeyle araçlarda? Bundan sonra Türkiye'de satışa çıkabilecek, satış onayı alabilecek bütün otomobillerde geri görüş kamerası, şerit takip sistemi, sürücünün yorgunluğunu uyaran sistem, efendim işte demin de söylediklerim gibi şu anda çok net hatırlayamadım da 7 tane ana regülasyon şeyi kullanıyor. Pardon geldi. Akıllı hız yardımı, geri görüş kamerası, arka park sensörü, ani frende yanan flaşörler,
kaza veri kaydedicisi, sürücü yorgunluk algılama sistemi bütün otomobillerde artık sabit donanım olarak yer alacak. Bu tamamen güvenli sürüş, sürücü güvenliği, araç içindeki yolcu güvenliği için aslına bakarsanız çok yerinde bir karar. Ve bu özelliklere sahip olmayan araçlar sıfır olsa dahi sıfır araç olarak satılamayacak. Satılamayacak, evet. Aslında satılamayacak çünkü sıfır araç dahi olsa da satılamayacak. Bu araçların bir an önce işte şu andaki ana sıkıntı zaten stokların çok kalmasının sebebi bu. Stokları eritmek adına bu araçların bir an önce ikinci ele çıkması gerekiyor. Ya da işte 31 Ağustos'a kadar satılması gerekiyor. Bu araçlar artık piyasada yeni olarak satılamayacak. Evet. Yani doğru kelime bu. Çünkü ikinci elde muhakkak el değiştirecekler. Ama otomobil firmaları artık yeni araç olarak bu özellikleri olmayan araçları satabilecek. Pekala, şimdi Sayın Gürel'in de ifade ettiği gibi çok önemli bir ayrıntı, yerli araçlar için geçerli olacak bu. Böyle bir erteleme kararı alındı Sayın Gürel. Bu nasıl etkileyecek? Önce sıfır araç piyasasını nasıl etkileyecek? O cazip kampanyalar vardı geçtiğimiz günlerde. Onlar devam edecek mi? İkinci sorumuz da şu olsun. İkinci el piyasası acaba bu karardan nasıl etkilenecek? Sıfır otomobil piyasasında kampanyalar demek ki 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve evet, ne kadar az stok kalırsa o kadar yararlı olacak üreticilerin, otomobil firmalarının, bayilerinin. Çünkü bazı bayilerin elinde hala 2023 model otomobiller bile var. 2024'ün ortalarına geldiğimiz zamanda bile. Sıfır otomobil satışlarında daha cazip kampanyaları bekliyorum. Çünkü zaten ÖTV'den kaynaklanan büyük bir fiyat artışı var. Otomobil firmaları kendi karlarından zarar ederek kampanya yapıp bir an önce stokları bitirecekler ellerindeki. Bu doğal olarak, hemen sizin ikinci sorunuza geleyim. Doğal olarak bu ikinci araç piyasasını etkileyecek. Eğer bu 31 Ağustos'taki karar tekrar uzatılmaz ise, demin siz de söylediniz ya, burası Türkiye, her an her şey olabiliyor. 31 Ağustos'ta uzamaz ise, 31 Ağustos'ta firmaların ellerinde kalan bu güvenlik tedbirleri olmayan otomobillerin hepsi ikinci el araç pazarına gireceği için ikinci elde de bir fiyat düşüşü olacaktır diye yorumlayabilirim. Evet. Evet, buyurunuz. Burada son sıkıntı, bir şey daha eklemek istiyorum. Türkiye'de satış, Türkiye için ulusal tip onaylı araçların üretimi ve satışı 2 ay erteleniyor şu an için. Yani 31 Ağustos'a. 31 Ağustos'a kadar eğer bu satışlar, bu kampanyalar istenilen sonucu vermez ise, o zaman sıfır araç sektörü, sıfır araç satışları da çok büyük durgunluğa girecektir. Çünkü geri paraya ulaşmak çok zor, otomobile ulaşmak çok zor. 31 Ağustos'tan sonrasını göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi verdiğiniz bilgiler. Can kulağıyla dinledik. Otomotiv yazarı Babür Gürel bizlerle birlikteydi. Sağolunuz katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi teşekkür yayınlar. Ediyoruz. İşte gelişmeler böyleydi. Bakın çok önemli, gözden kaçan ayrıntıları da.